Tekrar merhaba. Öncelikle bu saate kadar kalıp etkinliğin sonuna kadar bizimle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz. Sabah 9'dan akşam 7'ye kadar burada kalmak gerçekten tabiri caizse bir survivor aslında. Bu kadar yoğun ve kalabalık bir içeriğin içerisinde. Kapatmadan önce birkaç aslında bilgi paylaşmak istiyoruz sizinle. Çünkü etkinlik daha tam olarak bitmedi. Birkaç sürprizimiz daha var. Birincisi, clicker çalışırsa inşallah. Birincisi, etkinlik için bugüne kadar toplamda 1600 tane kayıt aldık. Bu gayet ciddi bir rakam aslında. Biz 1500 hedefiyle çıkmıştık yola. 1500'ü geçip 1600 kayıt aldık ve bugün içerisinde toplam 1500 kişi buradaydı. Yani normalde, evet normalde normalde Türkiye'de bu etkinliğin oranı ortalama 1/3'dir, %30'dur, maksimum %50'dir. Yani 3000 kayıt aldıysanız 1500, maksimum 2000 kişi gelir. Biz 1600 ile 1500'ü tutturduk. Bu mükemmel bir sevinç bizim için aslında. Bunun yanında tabii tekrar sponsorları anmadan da olmaz. Çünkü 1500 kişiye eriştiğimiz bu mükemmel etkinliği yapmamızı sağlayan isimler aslında onlar. Google, Accenture, Zeppelin, Comensis, Yapı Kredi. Bunun yanında Silicon, PubStory, Getir, Hivc diyen neler bedava, Clapper, Sendloop ve diğer bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz tekrar. Onları da bir alkışlayalım. Bunun yanında dediğim gibi sabahki komüniteler bugün aslında kırmızı tişört giyenlerden bazıları bu komünitelerdendi. Dolayısıyla onlar da aktif olarak bu etkinlikte rol aldılar. Onlara da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii konuşmacılarımıza da teşekkür etmeden olmaz. Bugün 41 tane konuşmacı, panel konuşmacılarımız dahil bizimleydi. Bildiklerini, tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Thank you to all our speakers for being a part of the DevFest Istanbul. Hope to see you next year too. Caner, ama ben devam edeyim. Öncelikle Women Techmakers Lead'i olarak hepinize standa gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika kareler var. Sosyal medyadan, hashtaglerden bulabilirsiniz. Bunun dışında fark ettiyseniz sürekli fotoğraflar çekildi. Bütün fotoğrafları yukarıdaki linkten tek tek görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken linke kaydolmak ve elinizdeki bütün fotoğrafları bizimle paylaşmak. Clicker'ımız çalışmıyor. Bunun yanında hayır, devam. Erol'cum geçelim bunu. Clicker'ımız çalışmıyor arkadaşlar. Çok yorulduk, kusura bakmayın. Şimdi size birkaç tane ipucu vereceğim GDG İstanbul'la ilgili. Biz bütün eventlerimizi Meetup üzerinden, yukarıda görmüş olduğunuz linkten sizlerle paylaşıyoruz aslında. Eventlerimize katılmak isterseniz Meetup adresimize üye olmanız yeterli. 2000 plus üyemiz var bu arada. Siz de hala katılmadıysanız şu linke bir göz atın deriz. Ayrıca biz ekip olarak communication'ı Slack üzerinden sağlıyoruz. Slack linkimiz de burada ve Slack kanallarımız, public Slack kanallarımıza katılıp bizimle birlikte çeşitli sohbetlere dahil olabilirsiniz. Şimdi eğlence zamanı ama bu eğlenceyi anlatması için Mithat Bey'i, PubStory'den Mithat Bey'i sahneye alalım biz. Ondan dinleyelim. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Bugün yoruldunuz dinlemekten. Şimdi biraz birbirimizi tanıma zamanı dedik. Erol'larla ilk konuştuğumuzda, ekiple ilk konuştuğumuzda düşündüğümüz şey bu şuydu. Buraya gelecek insanlar beraber bir şey yapma ihtimali olan insanlar aynı zamanda. Birazcık networking içerikli, birbirimizi daha yakından tanıyacağımız bir oyun olacak. 1-1,5 saat kadar sürecek. Üst katta Glassroom'da olacak. Oyunun içeriği, oyun 3 aşamadan oluşuyor. Mobil uygulama üzerinden görevler geliyor. Bu görevleri alabilmek için de yukarıda etkinlik girişinde vereceğimiz etkinlik kodlarıyla uygulama içinden giriş yapacaksınız. İndirmediyseniz Pub Story'i Google Store'dan ve
iOS'tan indirebilirsiniz. Yukarıda da etkinlik kodunu verdikten sonra hep beraber bir oyun odasına gireceğiz ve bize özel görevler gelecek oradan. Bir saat boyunca gerçekten belki ileride beraber startup kuracağınız insanı bulmayı sağlayacak küçük küçük bir sürü trik olacak oyunun içinde. Şimdiden iyi eğlenceler. Bu kadar sıkıcı anlatmayı başardığın için de tebrik ederim kendimi. Estağfurullah, teşekkürler. Bildiğiniz gibi DevFest ortalamaya vurduğumuzda aslında hep Kasım ayında gerçekleşiyor gibi gözüküyor. O yüzden şimdiden takvimlerinizi hazırlayın. Çünkü her sene kendimize biz bunu neden yapıyoruz diye sorsak da her sene tekrar yapmak için oturup konuşuyoruz ve bir sonraki seneyi planlıyoruz. Cevabını bulana kadar da bunu yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla takvimlerinizde şimdiden Kasım ayını işaretleyin. 2019 Kasım'da tekrar görüşeceğiz. Tabii bugün emeği olan arkadaşları da unutmamak lazım. O yüzden kırmızı tişörtlü ekibi alkışlarla bir sahneye davet ediyorum ben. Bugün çok emek harcadılar onlar da. Etkinliğimiz partiye geçene kadarki kısmı bu kadardı. Artık partiye geçip eğlenme zamanı. Şimdi We Are The Champions eşliğinde etkinliği sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler. Thank you all, but it's been no bed of roses.